Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni videoda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bayağı bir gelişme yaşandı. Bir tane yavrumuz vardı, biliyorsunuz biz besliyorduk. Maalesef o yavrumuzu kaybettik arkadaşlar. Bu yavrumuz şu an açık. Bir tane yavrumuz şu an annemin elinde, ayaklarını falan temizliyor. Japones yavrularımız vardı biliyorsunuz. Burada Japones yavrularıyla beraber kalan şov bir yavrumuz vardı. Maalesef o yavrumuzu kaybettik arkadaşlar. Onun haricinde birkaç farklılık daha yaptık. Gördüğünüz gibi Lütfü Sultanımızın yanında Vakifiyet Sultan Papağanımızı koyduk arkadaşlar. Bunları yumurtlatmak istiyoruz. Bakalım bunlardan nasıl renkli bir yavru gelecek. Büyük ihtimalle yumurtlarlar çünkü dişimiz çok kızgın ve yumurtlamak istiyor. Aynı zamanda erkek de öyle. Erkeğin şu an yavrusu var. Zaten ayıracaktım. Ayırma nedeni de arkadaşlar yavrularının tüylerini yiyor bir zamandan sonra. Yaklaşık 14-15 günlük olduktan sonra yavrusunun tüylerini yiyor arkadaşlar. Hem bunun önüne geçmek için ayırdığım zaman bir tane boşta dişimiz vardı. Onunla eşlemek istedim. Bakalım bunlar yumurtlarsa çok güzel bir yavru geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Lütino verse bile bizim için iyi olur yani. Zaten Lütino kan var ikisinde de. Ama Albino ya da Wifiyet tarzı bir yavru verirse tabii ki daha iyi olur. Sultanlardan başlayalım ilk önce. Erkeğimizi buradan aldık arkadaşlar. Hemen yavrusunu da gösterelim. Dişisi de yuvada, yavrusu da yuvada. Bakın besliyor yavrumuzu. Tam beslerken yakaladık. Rahatsız etmeyelim. Hop, kapıyı kapatalım arkadaşlar. Buradaki yuvayı açmayacağım. Biraz önce dışarıdalardı. Yumurtalarını kontrol ettim. 3 yumurtamız var. Normalde 4 yumurtamız vardı. Bir tanesi boş olduğu için kırdılar. 4 yumurtamız vardı. Birini attılar arkadaşlar. Şu an yuvada 3 yumurtamız var. 3'ü de dolu arkadaşlar. Gelişiyorlar. Şu an yeni yeni kalp atımları falan başlamış en son yumurtada. O da dolmuş yani. Diğer ikisi zaten doluydu. Şu an 3 yumurta %100 dolu var arkadaşlar. Ve salmadan bir takım muhabbet eşe attık arkadaşlar. Salmada kuşlarımızı çiftleşirken yakaladık. Onları hemen eşe attık. Onlar da hemen buradaki morla renkli erkeğimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada gri ile mavi vardı. Mavi birazcık kırgın olduğu için, durgun olduğu için onu tekrardan ayırdık. Ayrı bir kafese aldık. Gri sağlam olduğu için onu da salma yaptık. Bunları da eşe attık arkadaşlar. Bunlar salmada çiftleştiler. Hemen gösterelim. Mavi erkeğimiz burada. Bakın tek başına duruyor. Bu biraz durgun da eşe attığımız zaman. Onun dişisi de burada arkadaşlar. Eşe attığımız gri dişimiz de burada. Onu da göstereyim sizlere. Evet, hemen karşıda. Salmamızı şöyle gösterelim. Salmada bayağı bir kuş var ve ağır tüyüye giren kuşlarımız da var arkadaşlar. Hemen şu karşımızdaki yeşilimiz var mesela, bakın. Her yerinden ayrı ayrı tüyler patlamış. Bu üstteki gri çok kızgın arkadaşlar. Çiftleşmek istiyor ve iki tane erkeğimize kur yapıyor. Onlar da bir tanesi buradaki kırık jumbo erkeğimiz. Hemen şu sağdaki spangın. Diğeri de buradaki normal gene kırık jumbo erkeğimiz arkadaşlar. Sarılı yeşilli. Bu ikisine kur yapıyor. Başka erkeğe kur yapmıyor. Hatta şu alttakine neredeyse kuyruk kaldıracaktı ama bu alttaki hala tüyde olduğu için tüyden çıkamadı arkadaşlar. Tüyde olduğu için de eşe atamıyoruz şu an. Japones yavrularımız da hemen şöyle arkada gösterelim arkadaşlar. Sarı yüzümüz var arkada iki tane. Diğer Japones yavrumuz da aşağıda hemen şurada. O biraz gene bitkin durmaya başlamış. Yiyenler aşağıda, gene aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya yulaf ve kana yemi takviye ediyoruz arkadaşlar. Hemen gösterelim. Japonesler gene burada. Belli bir süre burada kalsınlar. Eşten ayırdığımız zaman bunları da ayrı bir kafese alacağım. Orada, burada fazla yem yemiyor bunlar. Onu fark ettim arkadaşlar. Hani rahat bırakmıyor diğer kuşlar. Bu muhabbetlere göre kanatlı ve kafalı yapısı olarak bunlardan farklı oldukları için diğerleri fark ediyor büyük ihtimalle. Onları rahat bırakmıyorlar. Kekeliyorlar falan, bir şeyler yapıyorlar. Ya da başka bir şeyden rahatsız oldular yani. Yoksa başka bir şey gelmiyor aklıma. Evet, buradaki dişimiz de yavaş yavaş tüye girecek arkadaşlar. Şu alnımdan şu an beyaz beyaz tüyler açılmaya başlamış. Yavaş yavaş büyüyor yani, öyle söyleyeyim. Ama bu erkeğimiz çok çok ağır tüyde. Sakallarından, alnından, ensesinden yeni yeni tüyler patlamış. Bu ara buna çok dikkat etmemiz lazım. İştah kesilecek. Hasta olma ihtimali çok yüksek. Ona çok çok dikkat etmemiz lazım. Ölen şov yavrumuz da buradaki yavrumuzun kardeşiydi arkadaşlar. Bunun aynısıydı zaten ama bu en son dişiye dönüyordu. Bakalım ele gelecek mi şimdi? Geçen gün gelmişti de şimdi gelmeyecek herhalde. Yok. Şimdi gelmiyor. Cinsiyetine bakacaktım. Bize dönerse gene anlaşılır. Heh, dön bakalım. Bu da dişiye dönüyor büyük ihtimalle, evet. Beyaz bir açılma var. Sağdaki dişimiz yumurtlayamadığı için bu salmayı aldık.
Burada kalsiyum eksikliğine gideceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olur ve bunlardan da yumurta alırız. Başka salmadan göstereceğim kuş yok. Belki ilerleyen zamanda şu gri dişimize eşi atarız. Çünkü cidden bayağı bir kur yapıyor. Onları eşleyeceğiz arkadaşlar. Evet, buradaki takımım da şu an birbirlerini besliyorlar. Yeni gelen takımlar arkadaşlar bunlar da. Yeni gelen takımlarda şu an hiçbir yumurta yavru yok. İlk bir şunlar çiftleşmişlerdi. Ondan sonra devam gelmedi büyük ihtimalle. Hiç görmedim çünkü ben. Hemen şöyle bir yuvaya bakalım. Evet, yuvamız boş. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Daha ortama tam alışamadılar. Kafesler farklı çünkü geldikleri yere göre. Üstteki dişimizde hafif bir sıkıntı var büyük ihtimalle. Yere yem kusmuş. Ya yemi beğenmedi. Buna ayrı bir yulaf ya da kanar yemi vereceğim şimdi ben. Yemi beğenmedi herhalde. Çünkü bayağı bir kusmuş yani hayvan. Kafesinde kuş kumu şu an yok. Kalamar kemiği var. Kuş kumu vardı. Burada başka bir kuş olduğu için hani aynı kumunu kullanmak istemedim. Onu yıkadım. Daha da vermedim. Aklıma gelmedi açıkçası. Onu da tekrardan vereceğiz. Ama dişide bir kırgınlık var. Bunlar henüz yumurtlamadı. Bunları hala bekliyoruz. Ya yumurta yok. Dişi bir dışarı çıkartabilirsek. Yok, yumurtası var. Poposunda belli. Yumurtalar %100. Ama henüz yumurtlamamış. Tarşın. Bu altta bir 4 tane 5 tane bir yavrumuz vardı. 5 tane miydi? Öyle olması lazım. Bakalım. Bir tanesi sarıların altından kayma. Evet, bunların da yeni yavru çıkmış daha bugün. Bak. Küçücük. 2, 4, 6 yavrumuz var arkadaşlar. Boy boy hepsi de. Üçüncü sıradaki yavru sarı ile mavinin yavrusu. O yavruyu da şimdi göstereceğim. O takımın yavrusunu da göstereceğim. Bir tanesi burada arkadaşlar. Üçüncü. Şu arkadaki küçük kapı olan o takımın yavrusu. Hemen diğer şeye geçelim. Buradaki en büyük yavruya da bilezik takılabilir. O büyümüş bayağı. En büyük yavruya bilezik takabiliriz. Evet, buradaki takımın yavrusuydu arkadaşlar. Oradaki üçüncü sıradaki yavrumuz. Bunların yavrusuna da bugün bilezik taktık. Kırmızı renkli bilezik taktık. Sağ ayağında şu an dönerse gösteririm, dönmezse gösteremeyeceğim. Renk olarak farklı güzel bir şey geliyor gibi geldi bana, bakalım. Biraz daha büyüdüğü bir zaman tam anlamıyla anlaşılır. Japones yavrularımıza bakalım ne olduğunu. Olabilir aslında. Aynen olur. Kaydır. Beslerlerse kalsın orada. Japones yavrularımız çok güzel geliyor arkadaşlar. Sağlık bakımından. Dediğim gibi bir önceki kuluçkaya göre bence daha güzeller yani. Dişte ve nasıl diyeyim, böyle dinçlik anlamında. Kamera odaklamıyor maalesef. Yeni cihazla çekmiyorum arkadaşlar. Bir iki videodur böyle devam ediyoruz. Telefonda bir değişiklik oldu. O yüzden dolayı bunun kamerasını kullanıyorum geçici bir süre. Bunların da bileziği var ayağında. Ve anne babaları çok güzel besliyor bu yavruları. Düzenli olarak yumurta veriliyor bunlara. Evet, şu an bir yavrumuzu kaydırma yapacağız arkadaşlar. Albino'nun en büyük yavrusu. O yuvada yavru fazla olduğu için bütün yükü oradaki annemizle babamıza vermeyelim diye tek yavrusu olan takımımızın altına yavru kaydıracağız. Bakın, dişimizde de zaten kırgınlık olduğu kendini belli ediyor bakın. Kabarmış, uyku pozisyonunda. Pislikte bir sıkıntı yok ama kursak mantarından şüpheleniyorum şu an. Ya da yemi beğenmediği için. Yem bayat olma ihtimali yok. Öyle bir şey olsa hepsi birden kusardı. Büyük ihtimalle kursak mantarı arkadaşlar. Poposunda pislik falan da yok. Buna mikostatin kullanacağız. Mikostatinimiz var şu an. Yem olarak bu yemi vermeyeceğim. Şimdi bu yemi alınacak önünden. Kanarya yemi ve yulaf verecek sadece. 2-3 gün içinde toparlar diye düşünüyorum inşallah. Bakalım. Başka da göstermediğim yuva var mıydı? Yavrusu yumurtası olmayıp. Şu aşağıdaki takımı az gösteriyorum. Onu birazcık gösterelim. Hatta hiç göstermedim herhalde. Bakın, burada da güzel bir takımımız var. Sarı yüz gri bir erkeğimiz var. Gene sarı yüz su yeşili bir dişimiz var. Dişinin kanı erkeğe göre daha iyi. Dişide show kanı var. Erkekte jumbo kanı var büyük ihtimalle. Ya da çek kanı var. Ondan pek emin değilim ama dişide show kanı olduğunu eminim arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Pislikleri gayet sağlıklı. Buradaki takımın sürekli yuvada. Pisliklerinde bir büyüme var. Evet. Şu arkada yeni yapmış hatta, bir büyüme var. Buradaki takımımızı da gösterelim.
Hemen unutmayalım. Dişimiz sürekli yuvada arkadaşlar. Yuvaya bakalım bir şey var mı? Yuva deniz bir şey yok ama bunlar yumurtalar büyük ihtimalle. Erkeğimiz yeşil şov. Dişimiz albino. Jumbo kırığı. Bunlardan da yavru gelirse çok güzel bir yavru geleceğini tahmin ediyorum. Erkekte umarım albino kanı vardır. Bunlardan albino yavru alırsak iri bir şekilde çok güzel olur bizim için. Bütüne de olur aynı şekilde, fark etmez. Kırmızı bir olsun bizim için yeterlidir. Bunlar yumurta gelişmeyi durdurdu diyebilirim arkadaşlar. 3 tane yumurtası vardı biliyorsunuz. Size bir tanesi %100 çürümüş demiştim. Onu kırıp atmışlar. 2 tane yumurtamız var. Bir tanesi yine durmak üzere. Diğeri hani çok yavaş, hani yavaş yavaş rengi dönmeye başlıyor. O yüzden dolayı onlar ikisini de yumurtayı büyük ihtimalle kıracaklar. Artık bir daha kurçala olabilirse, yavru alabilirsek bizim için güzel olur. Buradaki dişimiz de geldiği günden beri tüyde. Hatta bayağı bir artıydı. Araları gayet güzel arkadaşlar. Pislikleri büyüme var mı? Yok, pislikleri gayet normal. Abine falan değil. Yakın zamanda da bir uzun zamandır yapmadığımız mama var. Ondan yapıp vereceğiz. Onu bayağıdır yapmadık. Özlemişlerdir diye düşünüyorum. Onu da takviye edeceğiz. Şöyle son son salmamızı gösterelim ve videomuzu bitirelim. Şunu kapatmış, hiç bakmıyor. Bak kafasına kaşıyor. Farkında değil he. Anca fark etti. Yuvadan yeni düştü ya, normal. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.